Merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben size Kalatya çiçeğimle geldim. Doğa çiçeği deniyor. Artı yaşayan çiçek de deniyor bu çiçeklere. Çünkü bunlar gündüzleri böyle yapraklarını açıyorlar ve akşamları böyle yapraklarını kapıyorlar. Böyle bir saksıda Kalatya çiçeğim benim, doğa çiçeği. Yalnız bunun ufak tefek sorunları var. Bakın böyle yanma şeyleri var, izleri var. Yapraklarında yanma izleri var. Bunu ben zaman zaman gelip duşa koyuyordum. Duş şeyiyle bir temizliyordum. Güzel oluyordu ama yaprakları baktım ki daha da feci olmaya başladı. Bakın şöyle uçlarını göstereyim ben size. Ha, burada çok belirgin mesela. Hastalık değil bu. Toprağına falan baktım. Böyle sadece yapraklarda böyle bir olay var. Şimdi ben bunu çıkarayım beraber sizinle ve size olayı göstereyim. Kalatya çiçeği neyi sever? Kalatya çiçeği tam güneşi sevmez. Işık olan bir yerde olacak. Toprağı kurudukça tam kurumaya yakınken sulanması gerekiyor. Böyle göstereyim. Ve dediğim gibi dua çiçeği denilme sebebi de gündüzleri böyle dallarını aşağıya salar. Akşamları da böyle komple kendisini yukarıya çeker. Çok güzel de aldığımızda bakın altı da böyle mordur bunun. Çok güzeldi ama sonradan baktım ki bir şey bunda pek yerini sevmedi. Yerini neden sevmedi onu da söyleyeyim ben size. Çünkü ben bunu tam gittim kaloferin yanına koydum. Ve kalorifer de yandıkça bunun dallarını yakmış. Ben bunu dışa sokuyorum falan ama bu kerez daha da feci yanmış yapraklar farkındaysanız. Ben bunu geçen bir temizledim. Yine de sizinle de böyle bir yine de çekeyim dedim. Toprağına bakalım. Toprağı dediğim gibi güzel. Şurada demin biraz otururken ben temizledim burada. Ona bakarken. Kalatya Mix 13.95'e almışım. Ben bunları bir bilinçli olarak çıkarmıyorum. Zaten onun üzerine bir saksı koyduğumdan dolayı onlar kalsın orada isimleriyle beraber güzel oluyor. Evet. Doğa çiçeğimizle geldim bu. Güzel çiçeğimle, doğa çiçeğimle. Ramazan ayında bir doğa çiçeği videom olsun. Yani sonuçta evet. Ayrıyeten de şunu söylemek istiyorum. Farkındasınızdır. Beni takip edenlerin hep bütün arkadaşların YouTube kanalları var. Ondan dolayı da yani size böyle video çekmeler de biraz daha zorlaşıyor desem yeri var yani. Ne bileyim siz hepiniz amatör olmuşsunuz. Ben bu acemi elimde şeyimle size böyle videolar çekmeye çalışıyorum. İşte neler yapılması lazım. Nelere dikkat edilmesi lazım. Çiçeklerimi anlatmaya çalışıyorum. Daha doğrusu onlar benim büyük mutluluklarım. Yani küçücük şeylerden de insanlar çok kocaman bir mutluluk yaşayabiliyoruz yani. Yani çok güzel. Ne bileyim. Çiçek dünyası zaten çok muhteşem bir şey. Her şeyinde kafanızı dağıtabiliyorsunuz. Stresiniz varsa, üzüntünüz varsa ona anlatabilirsiniz. Yani her şeyi çiçeklerle yaşayabilirsiniz yani bazen insanlarla yaşaması zordur ama çiçeklerin dilini suyunu öğrenince inanın bence çiçeklerle yaşaması daha da kolaydır diye düşünüyorum böyle. Siz genelde beni hep sizlere yorum yazardım. Şimdi de sizler bana işte nasıl olmuş diye belki de diyorsunuzdur. Ya bu kadar da kolay değil bu iş diyorsunuzdur kesin. Ama her güzel şeyin bir zorluğu da vardır yani. Bu da bir gerçek sonuçta. Evet, doğa çiçeğimizle. Bugün ben kendim için bu doğa çiçeğini bakıma aldım. Onunla biraz ilgileneyim dedim. Sizden sonra ben bu yapraklarını hepsini keseceğim bunların. Tekrar bir şu altına da şey gübresi koyacağım. Solucan gübresi koyacağım. Onu da söyleyeyim. Biraz kendine gelir belki. Gerçi güzel de şu sadece yanıklar. Bunlar da işte kaloriferin yanıkları. Ama daha hali bizde bugün 14 derece buradan. Bayağı bir soğuk yani. Daha hali maalesef kalorifer yanıyor. Yapacak da bir şey yok. Soğuk oluyor çünkü. İnsan Ramazan'da bir de daha da fazla üşüyorsun. Bana öyle geliyor. Bilmiyorum yani. Böyle bir size doğa çiçeğiyle böyle bir güzel ayın içinde karşınıza geldim.
Yanlışlarım varsa affola böyle güzelliklerimle. Evet, hem de ayrıyeten de gerçekten beni takip ettiğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Bir acemi kanalı ama çok 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 teşekkür ederim. Bugün kendim için, dediğim gibi bugün kendim için ben bu dua çiçeğini bakıma alıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Kendiniz için neler yapıyorsunuz? Onları bir düşünün. Sonradan da kitap okumayı düşünüyorum. Bugün ben böyle bir planım var şimdilik. Umarım sizler de böyle bir plan yapıyorsunuzdur. Veyahut da kendi kendinize bugün ben kendim için ne yaptım diye de sorgulayabilirsiniz. Bakalım. Altına yazabilirsiniz. Çok da mutlu olurum. Bugün ben kendim için şunu yaptım Meri diyebilirsiniz. Meryem adım bu arada benim. Buna da diyebilirsiniz. Ona da çok sevinirim. Yanlışlarım varsa affola. Kendinize çok iyi bakın. Dualarınızda, dualarımızda kalalım. Bu Ramazan ayının içinde Rabbim herkesin gönlünü, herkesin dualarını kabul eylesin. Oruçlarını, kıldığımız, yaptığınız ibadetleri kabul eylesin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın, dostla kalın, hoşça kalın. Bye bye, tschüss.